Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir açılım paylaşmak istiyorum. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak deyip birçok kişi mesela bu konuyla ilgili merak ediyor. Rana Hanım destesi hiç yapar mısın diyenler var. Ya da bu konuyla ilgili çok bakım yaptıran kişiler var. Tabii ki de bakım yaptırabilen ya da yaptıramayan kişiler de var. O yüzden de bugünkü açılımımız... Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak konusu. Bir bakalım, ben de sizinle aynı anda merak ediyorum. Bu arada şu feneri de şöyle açalım. Aydınlık olsun. Şöyle aydınlık olsun. Şimdi beni yeni takip eden takipçilerimin dikkatine, ismim Rana. Medium Vedma Rana olarak sosyal medyada biliniyorum. Ya da Vedma Rana diyenler var. Telefon numaram 0553 670 37 43. Bu telefon numaraya yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor. Türkiye içi, Türkiye dışı nasıl randevu almanız gerekiyor? Ondan sonra ürün ve kitap satın almak isteyenler, ritüel için mum almak isteyenler, asistanla nasıl iletişim kurmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili detaylı bilgiler var. YouTube sayfamdaki videoların altına baktığınız zaman ya da açıklama kısmına baktığınız zaman orada tüm benim sosyal medyalar mevcut. Oradan ilerleyebilirsiniz. Bir kamerayı kontrol edeyim. Gözüküyor mu acaba? Evet, büyük ihtimal görüyorsunuz ya da gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, deste seç bakımlarından birçok kişi memnun ya da takipçilerim zaten beni deste seçlerle tanıdı. O yüzden de deste seçlerle devam edeceğiz. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak diyenlerin dikkatine öncelikle şu şekil objelerimizi seçiyorsunuz. Bir tane obje seçin. Derin nefes alın. İki tane seçmiyorsunuz. Cesaretli olun. Acaba biri kötü çıkarsa biri iyi çıkar mı gibisinden birçok kişi iki tane obje seçiyor. İki tane seçmeyin. Bir tane objeyi seçiyorsunuz. Ondan sonra derin bir nefes alıyorsunuz. Pozitif enerjiler, güzellikler sizinle olsun diyerekten ben de açılıma geçiyorum. Şimdi... Kırmızı armut objemiz, sarı armut diyelim, kahve armutumuz, yeşil armut, beyaz armut objemiz, yeşil elmamız, bir de beyaz elmamız var. İstediğiniz birini seçiyorsunuz, derin bir nefes alıyorsunuz. Şimdi ben hangisini ilk mesela objelerden çekmek istiyorsam öyle yavaş yavaş bakımınıza geçmiş olacağım. Çünkü ne bileyim Rana Hanım onu ilk bunu sonra deyip söyleyenler oluyor. İçimden hangisi geliyorsa ilk olarak hangi mesela objeye enerjim çekiyorsa öyle de başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakımınız hem kart ile hem rune ile olacak. Bunu da unutmayın. Şöyle sırayla başlayalım. Yeşil armutu seçenler, yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak deyip merak edenler, şöyle bir kamerayı kontrol edeyim. İlk objemiz yeşil armut. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak diyenlerin dikkatine. Yeni başlayan ilişkin kötü gitmiyor, bu bir, ama
Sanki karşı tarafta sana karşı bir soğukluk varmış gibi düşüncen var. Bu ilişkinin sonu ne olacak diyenler ya da bu ilişkin devam edip etmeyeceğini merak ediyorsan, bir saniye. Arkadaşlar, bu ilişki devam edecek, sonu ne olacak diyenler, bu ilişki devam edecek. Ama bu ilişki çok sorunlu, problemli, sıkıntılı, dedikodu, aranıza karışan ya da ne bileyim karşı taraf belki çok konuşuyordur. Ya da belki sen çok bir şeyler anlatıp bir şeyler ispatlamak zorunda kalabilirsin. Bu ilişki devam edecek. Ama bu ilişkinin sonu ne olacak deyip baktığım zaman... Arkadaşlar, karşı tarafın bir yalanını yakalayacaksınız, tamam mı? Ve bu işin sonu ne olacak dediğimiz zaman bu ilişkinin sonu devam etmeyecek. Çünkü az önce ne dedim, ya çok konuşuyor ya da araya karışanlar oluyor. Çünkü arada bir yalan dolan denk gelecek size. Ya da böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Ve bu ilişkini devam ettirdiğinizde siz pişman olacaksınız. Bu ilişkinin sonu ne olacak dediğim zaman hak etmediğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Ve... Ondan sonra ister devam ettir, ister oracıkta kestir at, orası sana kalan bir şey. İlişkin devam edecek ama dediğim gibi yalanlar ile seni pişman ettirecek, hayal kırıklığına uğratacak sorunlarla karşılaştığın zaman devam edip etmemek için senin kendin bununla ilgili karar vermen gerekiyor. Hayırlı bir ilişki mi diye sorarsanız ben pek hayırlı olduğunu görmüyorum. Çünkü arada bayağı bir sorunlar yaşayacağınızı ve sonu ne olacak dediğin zaman bunu bir şekilde devam ettirmem gerekiyor deyip düşündüğüne ileride pişman olacağını gösteriyor. Bu ilişki, şu an yeni tanıştığın ilişki sonu ne olacak diyenler, bu kişiyi güzelce araştırın. Ya bir yalanını, belki evlidir karşı taraf ya da size karşı dürüstlük yoktur. O yüzden de sonu olup olmayacağını karta sorarsam sonu yok. Eğer sen istersen aynı hammam aynı tas mesela ilerletebilirsin. Ama gene de ilk terk eden ya da ilk bırakan taraf sen olacaksın. Çünkü karşı taraf bayağı bir sorunlu kişi olduğunu gösteriyor. Şimdi yeşil objemiz, yeşil armut objemiz bitti. Sırada beyaz elmalar, niyedir içimden o geçti. Beyaz elma objemizi seçenler, yeni başlayan bir ilişkinin sonu ne olacak dediğimiz zaman, bir saniye. Önce bir şuralara bakmamız gerekiyor. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak deyip beyaz elmayı tutanların dikkatine. Bu ilişkin senin yaklaşık 8 aya kadar devam edeceğini görüyorum. Yaklaşık 8 aya kadar devam edecek. Bu bir. Karşı taraf ile 8 aydan sonra bir sorun yaşayacaksın. Aranıza bir soğukluk girecek ve karşı taraf senden önce sanki söz nişan atlatmış olabilir ya da evli de eşiyle küs olan birisi olabilir ya da daha önceden birisiyle bir ilişki yaşadı örneğin, şu an görüşmüyorlar.
ben burada sonu ne olacak diye sorarsanız, şu an görüşmediği kişi ile ileriki zamanda karşı taraf görüşmeye başlayacak. Ya da daha önceden terk ettiği kişiye dönebilir. Çünkü aranıza bir soğukluk girecek yaklaşık 8 ay sonra. Ve duyacaksın ki karşı taraf sanki eski sevgilisine, eski eşine ya da daha önceden birlikte olduğu kişiye döndüğünü düşüneceksin. Düşüneceksin değil, öyle bir haberini alacaksın. Bu ilişki 8 aya kadar devam edecek. 8 ayın sonunda burada bir duraksama olacak. Ve karşı tarafın daha önceden görüştüğü kişi belki problemler çıkartabilir ya da öyle bir haberini alacaksın. Ondan sonraki karar, durumu bu şekil kabul edersen ister devam et, ister durdur, sen bilirsin. Çünkü burada karşı tarafın geriye döneceğini ya da eskiye dönüş sağlayacağını ya da eski ayrıldığı kişi her kimse onunla tekrar bir araya geleceğini ya da o kişiye döneceğini gösteriyor. İlişki yaklaşık 8 aya kadar devam edecek. 8 aydan sonra doğru karar almak sizden kaynaklanıyor. Beyaz elmayı seçenler. Bitti bakımınız. Arkadaşlar şimdi şunu demek istiyorum. Ben kartta ne görüyorsam onu söylüyorum. Ama bir kişi sana yalan konuşabilir. Ya da aniden aranıza üçüncü kişiler girip mahsustan aranızı bozabilirler. İnsanlık hali. Böyle ilişkiyi hemen bırakıp terk etmek zorunda değilsiniz. Değerlendirmek istiyorsanız kendinize, karşı tarafa şans verebilirsiniz. Durumu bu şekil kabul etmek istiyorsanız o da size kalan bir şey. Ya da ben artık böyle bir durumun içinde bulunmak istemiyorum diyorsanız o da size kalan bir şey. Ben sadece karttaki gördüğümü, bu ilişkinin sonu ne olacak diye baktığımız zaman mesela sonu bu şekil bir durumdan karşılaşacaksın. İster sonunu getir, ister bu şekil devam et. Orası artık size kalan bir şey. Şimdi sarı armut ya da kahve armut seçenler. Şu kahverengi armut objemizi seçenler, ilişkinizin sonu ne olacak dediğimiz zaman. Ben bu ilişkinin sonu kader kısmet birleşerek. Şu kahve armutu seçenler sonu evlilik ile ya da aynı eve taşınıp beraberlik. Ya da evlenme planlarıyla ya da bu ilişkini devam ettirmeye karar alacaksınız. Bu ilişkinin sonu ne olacak dediğim zaman bu ilişkinin sonu birlikte devam edeceğini gösteriyor. Burada bir şeyler yazıyor. Bu ne demek? Beraber kendimize bir yol çiziyoruz anlamına geliyor. Ben başka kart seçmek istemiyorum çünkü kartınız güzel çıktı. Şu kahve renk objeyi seçen kişiler... kartınızda bu ilişkinin sonunun devam edeceğini, bu ilişkinin sonunun sizi bir araya getireceğini, sabır ile aradaki sorunlar, sıkıntılar ne olursa olsun bir gün küsersiniz, bir gün barışırsınız. Arada engeller çıkartmak isteyen kişiler tabii ki olabilir. Her şeyi her türlü beraber aşacağınızı, her ikinizin de birbirinizi dinleyerek doğru karar alıp evinizi, kısmetinizi, kaderinizi, her şeyinizi birleştireceğinizi gösteriyor. Bu gayet güzel. Sonu evlilik, sonu mesela birleşerek ya da birlikte devam edeceğinizi gösteriyor. Şimdi
Devam ediyoruz. Beyaz armutu seçenler. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak deyip merak ediyorsanız. Yeni başlayan ilişkinin sonu ne olacak dediğim zaman karşı taraf sanki gezip tozmayı seven, romantik ya da sürpriz dolusu ya da ne bileyim sana sürprizler yapmak isteyen birisi gibi sürekli seni sevindirmek isteyen birisi sanki var karşı tarafta. Bu bir. İkinciden de karşı tarafla ilişkimizin sonu ne olacak deyip merak ediyorsanız bir dakika. Arkadaşlar bu ilişki için sizin savaşmanız gerekiyor. Ya da bu kişi için savaşman gerekiyor. Az önce ne dedim? Gezip tozmayı seven. Burada bak iki kişi savaşıyor. Ondan sonra sürekli sürpriz dolusu romantik ya da romantizm gibi bir şeyler yaşatmak isteyen ve biraz gezip tozmayı seven ya da çapkın mı diyorlar. Böyle birisi var. Eğer savaşırsan karşı taraf için bu yeni başlayan ilişkin ciddi bir aşka dönüşecek ve bu aşkın sonu birliktelik olarak bitecek ya da her türlü sen kazanacaksın. Yeter ki pes etme gibisinden burada kart gösteriyor. Ya da geri çekilmezsen aradaki engeller ya da ne bileyim şu an başlayan ilişkindeki kişi, partnerin, her kimse burada belki ne bileyim bazı eksikleri var. O eksiklerini senin tamamlaman gerekiyor. Huyuna suyuna alışman gerekiyor ya da hatalarıyla kabul de etmen gerekiyor olabilir çünkü baya bir savaşman gerekiyor partnerin için yeni başlayan ilişkin için hemen pes edip geri çekilmeyeceksin. Aradaki engeller her neyse hepsinin üstesinden gelebileceğini, bu ilişkinin devam edeceğini ve bu ilişkinin sonu evliliği, kısmet birliği ya da ne bileyim bir olarak yoluna ileriki zamanlarda da devam edeceğinizi gösteriyor. Bu ilişki devam edecek ya da sonu olan bir ilişki. Ama ne şekil sonu olacak bu ilişkinin? Eğer sen kuyuna suyuna katlanırsan, olduğu gibi kişiyi ya da partneri kabul edersen. Şimdi şu kameraya bir bakayım. Devam ediyoruz. Yeşil elmayı seçenler. Yeni başlayan ilişkim sonu ne olacak deyip merak ediyorsanız. Arkadaşlar bu ilişki biraz arada sırada sevdiğiniz kişi ya da şu yeni başlayan ilişki arada sırada sürekli kaybolacak. Nerede olduğunun bellisi yok ya da neredeydin dediğin zaman sürekli bahaneler uydurup duracak birisi olacak bu kişi. Yeni başlayan ilişkin mesela şu an görüştüğün kişi her kimse. Sürekli bu kişi kaybolacak. Bir gün, iki gün ya da yazdığın zaman belki cevap vermez. Geç cevap verir mesela. Neredeydin dediğin zaman sürekli bahaneler uyduran bir kişi olduğunu görüyorum ben. Bu ilişkinin sonu ne olacak dediğimiz zaman arada bir üçüncü kişi olduğunu unutmayın. Bu ilişkinin sonunu bir üçüncü kişinin bozacağını gösteriyor. Bu ilişki eğer kişiyi partneri olduğu gibi kabul edersen
bu ilişkin devam edecek. Ama şöyle bir şey, battıkça battım deriz ya. Mesela hala olur 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 düşüncesiyle, bugün olmasa yarın olur, bugün olmasa yarın mesela ne bileyim aklına gelirim. Sonuçta ben bir şekilde işte evlenirim gibisinden kendinizi kandırarak kişiyi sevmeye devam ederseniz, battıkça battım. Bu ne anlama geliyor? Sevdin, kürkütük, aşk oldun, ondan sonra da unutmakta ya da ne bileyim işte ayrılmakta acı çekecek taraf sen olacağını gösteriyor burada. Bu ilişkinin sonu ne olacak dediğim zaman kendini bu kişiye bağlama. Ya da bu kişiye mesela ileriki zamanda aşk ritüelleri ya da bağlama büyüsü gibi bir şeyler yaparsan bile keşke yapmasaydım, keşke hiç bulaşmasaydım diyebilirsin ileride. Bu ilişkinin sonu ne olacak dediğim zaman sonu olmayan bir ilişki görüyorum ben. Çünkü arada üçüncü bir kişi rakip olacak sonunda ve bu kişiyle baş edemezsin. Bir dediği birini tutmayıp sürekli problem, sıkıntı çıkaran ya da ortalıkta birkaç gün kaybolup giden birileri olacak. Ve ne yapsan da ne etsen de aradaki üçüncü kişiden kurtarman bu kişiyi zor olacak. Ve sen bir yerlerde bağlama gibisinden ya da aşk ritüeller yapsan bile bu kişiyi kendine döndürmen ya da kendinle yoluna devam etmek için mesela kader kısmetini birleştirsen bile ileride keşke yapmasaydım deyip pişman olacağını gösteriyor. İşte sonunun ne olacağını söyledim. Yeşil elmayı seçenler. Ve son olarak kırmızı armut objemizi seçenler. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak diye merak ediyorsanız. Yeni başlayan ilişkimin sonu ne olacak diyenler. Son olarak kırmızı objemiz ya da kırmızı armut objemizi seçenler. Arkadaşlar bu ilişkinin sonu yok. Ne için sonu yok? Karşı taraf kendini ifade edemeyen ya da aşkına, sevgisine sahip çıkamayan birisi demek istiyorum. Ya da sürekli sizi bir şeylere suçlayıp duran birisi olduğunu ya da öyle birisi ileride belki gerçek yüzünü göreceksiniz. Sonun var mı diye sorarsanız, eğer olduğu gibi kabul ederseniz yaklaşık nasıl size söylesem 9 ay 10 ay böyle her gün bir huyunu göreceksiniz. Her gün bir yeniye başlangıç dedik gibi her gün bir değişik huyunu göreceksiniz. Arada dedikodu yapan kişiler çok olacak. Sonu ne olacak dediğimiz zaman, eğer dedikodu yapanları kafana takmazsan, takıntı haline getirmezsen ve partnerini ya da yeni başlayan ilişkindeki partner her kimse bu kişiyi olduğu gibi kabul edersen bu işin sonu evlilik, yuva birliği ya da ilişkinin bu şekil devam edeceğini gösteriyor. Sebep şurada çiçekleri görüyoruz. Çiçekler ne demek? Şu an açan çiçekler ve ileride tomurcaklar var. Açacak olan çiçekler var. Bu çiçeği yaşatıp yaşatmamak sizin elinizde. Bu ne anlama geliyor? Bu ilişkiyi, yeni başlayan ilişkini devam ettirip ettirmemek senin elinde. Eğer mesela şu vazoya su koyarsan, içine biraz mesela ne bileyim ilaç koyarsan bu çiçekler uzun yaşar, değil mi? Bu ne anlama geliyor? Ya da daha açık olarak niye anlatmak istiyorum size? Tam anlatmak istediğim,
kişini olduğu gibi kabul edersen, evet sen haklısın deyip ne bileyim gördüklerini görmemezlikten takıntı haline, ailesini, kusurunu ya da ne bileyim aradaki engelleri aşabileceğinden emin isen eğer, emin olursan sen, bu ilişkinin sonu evlilik, birliktelik ya da devam edeceğini gösteriyor. Yok eğer ben istemiyorum deyip mesela bu vazodaki çiçeği çöpe atarsan gitti. Ne anlama geliyor? Burada kendine ve karşı tarafa bir şans vermezsen ya da bu zorlukların içinden çıkıp da güçlü olup ayakta durmayı öğrenmezsen, demek ki güçlü karakter olmadığın da ortaya çıkıyor. Güçlü olman gerekiyor. Her koşullara ya da her şartlara rağmen bu ilişkiyi senin yaşatman, senin uzatman ve eğer sen istersen ilişkiye devam edip sen istersen bu ilişkinin sonunu da artık istemiyorum deyip bitirmek isteyen de sen olacağını gösteriyor. Ama sabırlı olursanız, güçlü olursanız, pes etmezseniz bu işin sonu ya da bu ilişkinin sonu evlilik, birliktelik olarak devam edecek. Kartınız pozitif çıktığı için devamına başka bir kart çekmek istemiyorum. Bahtınız açık olsun, yolunuz açık olsun. Bu şekil yavaş yavaş bakımlarımıza devam edeceğiz. Tüm pozitif enerjiler sizinden olsun. Negatifler dağa taşa gitsin. Benim her zaman söylediğim takipçilerim için en güzel kelime Allah öncelik ile sağlık versin, huzur versin. Siz de kendinize güzel güzel şans verip karşınızdaki kişiyi, yeni başlayan ilişkiyi bir güzel tanımak için ilerletebilmeniz gerekiyor. Olursa olur, olmasa da dünyanın sonu değil. İnsanın hayatı devam ettiği için iyi ve kötü günlerde bizim güçlü olmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Tez zamanda bahtınız, kısmetiniz açılsın. İlişkileriniz güzel güzel sonu evlilik ile birliktelikle devam etsin.